Merhaba hanımlar, Periörge YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle 0-6 aya uygun bir yelek çalışacağız. Yeleğimin örmesi ve kesmeleri çok kolay, çok ayrıntılı zor bir yelek değil. Örgüye yeni başlayanlar için gayet uygun. Yeleğimi beden kısmından tek parça halinde başladım. Haroşa bandımı tamamladıktan sonra ajurlu popcorn modeli uyguladım. Modelimin ayrıca kanalımda tarif videosu var. Diğer örgülerinizde uygulamak için veya daha büyük yaparsanız modeli kurmanız için ayrıca modeli tarif ettim. Beden kısmını tamamladıktan sonra kol kısmı için örgümü 3 parçaya ayırdım. Arka kısmı ve ön kısımlarını ayrı ayrı örerek omuz kısmından tığla birleştirdim. 3 tane düğme kullandım. Söylediğim gibi bu kısımda kesmeleri gayet kolay örmesi. 1 yumak Alize Happy Baby ip kullandım. İpim 100 gram 330 metre. 330 metrelik tüm iplerle aynı ölçüde bir yelek yapabilirsiniz. Bir yumaktan kalan ipim bu kadar. Renk no'da ipimin 455-510. 3-25 no misinalı şişle ördüm. Eğer eliniz 3,5 numaraya alışkınsa, eliniz sıkıysa 3,5'la da örebilirsiniz. El farkından çok ufak santim olarak verdiğim ölçüden şaşmalar olabilir. Biraz daha kalın iplerle ördüğünüzde 250 metrelik iplerle biraz daha bir tık büyüğü bir yeleğiniz olacaktır. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için arkadaşlarınızı kanalıma abone olarak davet edebilirsiniz. Çok memnun olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim ziline basmayı unutmayın hanımlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başlıyoruz. Kolay gelsin hepinize. Örgümüze başlıyoruz. Örgümüze şişimize 137 ilmek atarak başlayacağız. Normal ilmek atma, sıkı veya gevşek değil. 137 ilmek atıp daha sonra devam edeceğim. 137 ilmeğimi tamamını şişime attım. Yeleğimiz tek parça. Ve şimdi 10 çizgi haroşa öreceğiz. Haroşaları önden örmeniz veya düz ilmekle örmeniz değiştirmeyecektir. İstediğiniz şekilde 10 çizgi haroşa tamamlayacağız. Daha sonra tarifime devam edeceğim. Yeleğimizde tüm bedeni beraber başladık. 3 parça değil, tek parçada öreceğiz ve 2, 4, 6, 8, 10 çizgi haroşa örgü ördüm. Model kurmadan önce 2 sırada örgü öreceğim. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Bandımızı belirleyeceğiz. Örgünün sağ ve diğer yönünde 7 ilmek bant belirleyip diğer ilmekleri düz öreceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1 ilmek daha ördüm. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. 2, 4, 7 ilmek kenar ilmeğimle birlikte. Bir de ilik yeri açmıyorum. İki yönde de biraz daha ördüğüm zaman ön kısımda yaka kısmına yaklaştığımda 2 adet ilik yeri açacağım. Sadece 2 düğme kullanacağım için bu kısımlarda ilik yeri yok. İsterseniz daha fazla açabilirsiniz. 7 ilmekten sonra kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer yönde de 7 ilmek
bant belirleyeceğim. Ters yüzden de ters örüp tarife devam edeceğim. Tamamladım iki sıra örgümü. Sağ yönde ve sol yönde 7'şer ilmek bandımız var. Model kurmaya başlayacağız şimdi. Modelimiz ajurlu popcorn modeli. Benim çok sevdiğim bir model. Tarifin daha anlaşılır olması için parça ördüm. Düz yüzü, ters yüzü, tüm bebek örgülerine, hırkalarına, yeleklerine gidecek hoş bir model. Modelimizdeki popcornları yapmak için bir tığa ihtiyacımız var. Tığım 2 numara. Bu popcornları çok büyük olunca pek hoşlanmıyorum. O yüzden ince bir tığ kullanıyorum. 4 kez de trabzanlarla popcornumu yapıyorum. İlk sırada model ilmeklerimizi belirleyeceğiz ve sıra boyunca popcornları yapacağız. Yedi ilmek bandımızı örüyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ördüm. Şişimde 7 tane ilmeğim var. Bandım için. Modelimizi kurmaya başlarken mümkün olduğunca yavaş öreceğim. Bazen unutup hızlanıyorum. Hızlı olduğum yönünde eleştiriler alıyorum ama dikkat edeceğim. 2, 4, 7 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Şişimde 14 ilmek var. 2, 4, 7 ilmek bant, 2, 4, 7 düz ilmek. 7 düz ilmekten sonra tığımı alıyorum. Popcorn yapmak için 8. ilmeğe tığımı taktım, ipimi aldım, bir tane zincir çektim, bir zincir daha çektim, tığımın üstünden ipimi doladım, 2'de çıkarak bir dolgu yapacağım, 1-2, son ilmek tığımda kalacak, tekrar doluyorum, bir tane daha yapıyorum, 1-2, 3 tane oldu tığımda ilmek. Bir tane daha. Üçüncüsü. Zincirle birlikte 4 ilmek var. 3 dolgu yaptık. Ve sonuncu dolgu 4. 1, 2 de çektim. İlmeği şişimden çıkardım. Tığımdaki 5 ilmeğin hepsini birlikte ördüm. Ördükten sonra örgünün altından tığımı takıyorum ve son ilmekten tığımı battım. Popcorn ilmeğiyle ördüm. Sıkılaştırdım. İlmeği sağ yöndeki şişime aldım. İlk popcornumuzu yaptık. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek daha ördüm. Sayıyoruz. Popcorn ilmeğinden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. 12. ilmeğe yine tığımı alıyorum. Taktım bir tane 12. ilmeğe. İlmeği şişimden çıkarmıyorum. Bir zincir, bir zincir daha. Doluyorum tığımın başına. 1, 2. Tekrar doluyorum. 1, 2. 2 dolgu yaptım. 3. dolgum. Ve 4. dolgum. Çıkardım ilmeği şişimden. Tığımda yine 5 ilmek. Hepsini birlikte örüyorum. Örgünün alt kısmından sadece bir tane ilmekten taktım, ördüm, yerleştirdim, tığımı bırakıp ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum.
İlk bu kısımda ilmeğimiz 7 tane. Aslında diğer örgülerinizde 6 ilmek olması gerekir. Ama ben tarifte 6 kullandım. Örgümde 7 kullanıyorum. Çünkü bu popcornların banda çok yakın olmasını istemiyorum. O yüzden 1 ilmek burada fazlalık verdim. Devam edip yine bu ikinci yaptığımız popcorn'dan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Popcorn ilmeği, daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane düz ilmek. 12. ilmeğe yine popcorn yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Doluyorum tığıma. 1, 2. Son ilmeği hep tığımda bırakıyorum. 1, 2. Tekrar 3. ve 4. Tığımda 5 ilmek olduğu zaman hepsini birlikte topluyorum. Çeviriyorum. Alt kısımdan bir tane ilmekten takıyorum ve örüp yerleştiriyorum. Daha sonra tığı bırakıp ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Devam edip yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz ördük. Popcorn ilmeği 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmek olduktan sonra yine tığı alıp bir tane daha yapıyorum. Bir zincir, bir zincir daha. Doluyorum tığıma. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2 de çıkıyorum. 4 tane ilmek var ve sonuncu 5. 5 ilmek oldu. Bir zincir, 4 de dolgu. Hepsini birlikte örüyorum. Tutturdum. İlmeğimi sağ yöndeki şişime aldım. Sıra sonuna kadar, bu kısma kadar 11 ilmek düz bir popcorn yaparak devam ediyoruz. Modelimizin ilk sırası için. Sıra sonunda tarife devam edeceğim. Sıra sonuna yaklaştım. Örgümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane popcorn modeli yaptım. 9.'yu yapacağız şimdi. Tığımı aldım. 12. ilmeğime bir zincir çektim. Bir tane daha çektim. Aynı şekilde yapıyorum. 2. dolgu. 3. dolgu. Ve 4. Tığımda 5 ilmek olunca topluyorum. Bir alttaki sıraya tutturup sağ yöndeki şişime alıp yerleştiriyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 düz ilmek örüyorum. Popcorn ilmeği, daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. Sol yönde şişimde 2, 4, 7 ilmek bandım var. 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. 8 ilmeğin bir tanesine popcorn yapacağız. Daha sonra 7 düz ilmeğimiz kalacak. Sağ yöndeki ilmeklerle aynı sayıda olması lazım. Takıyorum tığımı.
Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha. Bir, iki, üç ve dördüncüsü. Yine tığımda 5 tane ilmek. Hepsini birden topladım. Sağ yöndeki şişime aldım ilmeğimi. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ilmek ördüm. 7 düz ilmekten sonra bandımı örüyorum. 7 ilmekte bandımız var. Çeviriyoruz örgüyü. Ters yüzde tüm ilmeklerimizi, model ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. 7 ilmek bandımdan sonra ördüm. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı ters örerek tamamlıyorum. Düz yüzde model için tarife devam edeceğim. Ters yüzden de sıramızı tamamladık. 2, 4, 6, 8, 10 tane popcornumuz var. Modelimizde 2 sıra örmüş olduk. 3. sıra düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bant ilmeklerimi örüyorum. İki, dört, yedi ilmek var sağ yöndeki şişimde. Bu sırada ajurlar yapacağız. Popcorn'dan sonraki bu sıradayız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ilmek düz ördüm. Bu kısımda her düz sırada bu ilmeklerimiz azalacak. Bir önceki sırada 7 idi. Şimdi 6 tane düz ilmek ördük. Doluyorum bir tane. Popcorn ilmeğinin sağındaki ve solundaki 3 ilmeği şişime alıyorum. Üçünü birlikte solakez yönünde örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüyorum. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 9 ilmek var. Tekrar doluyorum. Popcorn ilmeğinin sağındaki ve solundaki birer ilmeği de beraber şişime takıyorum. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yerleştiriyorum. Bir tane daha doluyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Yeniden doladım. Yine popcorn ilmeğinin 2 yönündeki ilmeği de beraber şişime aldım. 3 ilmek. 3'ünü birlikte ördüm. Tekrar doladım ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıra sonunda da ilmeklerimiz eşit olduğu için 6 düz ilmek örüp banda geçip ters yüzden tüm ilmekleri ters öreceksiniz. Doluyorum tekrar. Üçünü birlikte ördüm. Tekrar doladım. Düz ilmeklerime devam ediyorum. İlk sıralar olduğu için sıra sonunu da çekmek istedim.
Son popkornuma geldim. 9 ilmek düz ördüm. 1 tane doladım. 3 ilmeği birden şişime aldım. Sola kes yönünde ördüm. Tekrar doladım. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra bandıma geçip bandımı örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Yine bant ilmeklerimi örüyorum. Haroşa örüyorum bandımın ilmeklerini. Model ilmekleri sürekli ters yüzde, tüm sıraları ters. Sırayı tamamlayıp düz yüzde tarife devam ediyorum. 4 sıramızı tamamladık modelimizde. 5. sıradayız. Bant kısmını örüyoruz. İki, dört, yedi ilmek. Devamında bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz örüyorum. Beş ilmek düz ördükten sonra bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Popkorn ilmeğinin iki yönündeki ilmeği ve popkorn ilmeğini şişime alıyorum. Üçünü birlikte yine sola kes yönünde örüyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. İki popkornun arasında. 7 ilmek düz ördükten sonra bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bu 3 ilmeğimi şişime alıp sola kes yönünde örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte sola kes yönünde düz örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 düz ilmek. Sıramı bu şekilde tamamlayıp ters yüzden de model ilmeklerini ters örüyorum. Modelde 5. sıra düzdü. 6. sırayı ters yüzden ördük. Şimdi 7. sıradayız. Yine bandımı örüyorum. İki, dört, yedi ilmek var şişimde. Bandımdan sonra bir, iki, üç, dört ilmek düz ördüm. Doluyorum bir tane. Bir, iki ilmek daha düz örüyorum. İki ilmek düz ördükten sonra yine üç ilmeği şişime alıyorum. Popkornumun hizasındaki ilmekler. Üçünü birlikte düz sola kes yönünde örüyorum. Bir, iki tane daha düz ilmek örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir, iki ilmek düz örüyorum. Devamındaki üç ilmeği şişime alıp
sola kes yönünde düz örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolayıp 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Doladım tekrar. 1 2 ilmek düz. 3 ilmeği birlikte sola kes yönünde düz ördüm. 1 2 ilmek daha düz örüp tekrar dolayıp 5 ilmek düz öreceğim. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Ters yüzden ilmeklerimizi örüp düz yüzde devam ediyorum tarife. Modelimiz kendini belli etti. İlk aşamadaki son düz sıradayız. Bant ilmeklerini yine örüyoruz. İki, dört, yedi ilmek ördük. Devamında bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. Bir tane doladım. Bir, iki, üç tane düz ilmek daha örüyorum. Yine popcorn ilmeğinin yanındaki iki ilmeği sağındaki ve solundaki popcorn ilmeği ile birlikte şişime alıyorum. Üç tane. Üçünü birlikte örüyorum. Devam edip 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Doluyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmek. Yine 3 ilmeği şişime aldım. Üçünü sola kes yönünde birlikte ördüm. Bir, iki, üç düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir, iki, üç tane düz ilmek örüyorum. Yeniden doluyorum. Bir, iki, üç tane düz ilmek. 3 düz ilmekten sonra devamındaki 3 ilmeği şişime alıp 3'ünü birlikte sola kes yönünde düz örüyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum kestikten sonra. Doluyorum. Yine 3 tane düz ilmek örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ters yüzden de tamamlayıp yeniden popcorn yapımına geçeceğiz. 1, 2, 3, 4 ajurumuz var. 1, 2, 3, 4. 4. ajurumuzu 1, 2, 3, 4. 4. ajurumuzu doladık. Devam edip sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de tamamlıyorum. Modelimiz kendini belli etti. Sıra boyunca modelimizin görünüşü bu şekilde. Şimdi tekrar popcorn yaparak model kuracağız. Bandımızı örüyoruz. Popcornlarımızın yeri değişecek bu kez. 2, 4, 7 ilmek ördüm. 7 ilmekten sonra 1 ilmek düz ördüm. Bu 1 ilmeği modelli kısma dahil sadece bu kısımda yapacağım popcorn'un banda çok yakın olmasını istemediğim için ekledim bu 1 ilmeği. Şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek var. 8 ilmekten sonra 3 düz ilmeğimizin birincisini ördüm, ikincisine popcorn yapıyorum. Bir zincir çektim, bir tane daha çektim. Bir önceki tarifimdeki gibi popcornlarımı yapıyorum. Üçüncüsü
ve dördüncü dolgum. Tığımda 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte örüyorum. Bu kısımdan tutturup ördüm. Popcorn ilmeğimi sağ yöndeki şişime aldım. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz ördüm. 3 düz ilmeğimizin ortasına geldik. Tekrar tığımı alıyorum. Bir tane de bu kısımda yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. dolgusu. 5 ilmek topluyorum hepsini birlikte. Alt kısımdan tutturup ilmeğimi sağ yöndeki şişe alıyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz örüyorum. Tekrar popcorn yapacağım. Sıramız bu şekilde. Diğer yönde yine 3 ilmeğimizin ortasındaki ilmeğe bir tane popcorn yapıp sırayı tamamlayacağız. Ayrıca modelin kısa sıralarla tarifini de yeleğimin tarifinden önce kanalıma atacağım. Kısa sıralarla da deneyip yapabilirsiniz. Popcorn sıramı düz yüzden ve ters yüzden tamamlayıp tarife devam ediyorum. Örgümde popcorn sıramı tamamladım. Tekrar popcorn'dan sonraki sıralarımızı öreceğiz. Bir fark var. Burada bir tane fazladan ilmeğimiz var. 2, 4, 7 ilmek bandı ördüm. Devamındaki bir ilmeği, bir düz ilmeği yine düz ördüm. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeğin yönünü düzeltiyorum. İki tanesini birden örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir doladığım için iki ilmek kestim. Bu yönde dolamamız yok. Başlarken sağ yönde iki ilmek keserek başlayacağız. İki ilmeği birlikte ördükten sonra doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ilmek örüyorum. 9 ilmekten sonra bir tane doluyorum. Popcorn ilmeğinin iki yanındaki ilmeği de sağ ve solundaki ilmeği birlikte alıyorum. Üçünü birlikte sola kes şeklinde ördüm. Tekrar doladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Doluyorum. 3 ilmeği birlikte şişime alıp sola kes şeklinde düz ördüm. Tekrar doladım. Yine 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha önceki bu sıralarımızın aynısını popcornlarımızın bu kısımda yapıyoruz. Sadece başlayış ve bitişte İkişer ilmek kesiyoruz. Sıra sonuna kadar örüp bu kısımdaki kesmeyi de tarif edeceğim. Sıra sonundayım. Bir doladım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Bir tane doluyorum. 10. ilmeği ve popcorn ilmeğini ikisini birlikte şişime alıp örüyorum. Düzeltiyorum. Bir ilmeği düz örüyorum.
bandıma geçip devam edip örüyorum. Bu kısımda ajurlarımızı, ajur sıralarımızı yaparken 4 ajur olana kadar örerken fazladan bıraktığım bu bir ilmekleri modele dahil etmeyeceğiz. Örgünün sağ yönündeki ve sol yönündeki bu birer ilmek kesmelere dahil olmayacak. Diğer sıraları aynısı, bu kısımdaki gibi devam edip sıralarımızı tamamlayıp örüyoruz. Birkaç sıra model yapınca tekrar tarif edeceğim. Bandımı ördükten sonra ters yüzde ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Yeleğimde model kısmı kendini belli etti. Tekrar popcornlarımı yaptım. Sıra boyunca modelimiz, yeleğimizin altı tüm bu şekilde modelimiz. Popcornları yaptıktan sonraki sıranın aynısı ile devam ediyorum. Bandımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 ilmek ördüm. 1 tane doladım. 3 ilmeği birden şişime aldım. Sağ kes yönünde 3'ünü birlikte düz ördüm. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördükten sonra yine doluyorum. Devamındaki 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Bu şekilde devam ederek modellerimi öreceğim. Modelimin kısa sıralarla tarifine de bakabilirsiniz videosuna. Küçük parçada deneyip sıralarını daha iyi ezberleyebilirsiniz. Yeterli uzunluğa gelene kadar örüyorum. Örgümüzün beden kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar modelimi örmeye devam ettim. Model popcornlarını saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane popcorn model ördüm. Düz yüzden bir sırada düz örgü ördüm. Model örmeyi bıraktım. İlmeklerimi sayıp hesapladım. 137 ilmeğimiz var. 137 ilmeğin 36 ilmeğini ön kısımlara ayırdım. Arkası ise 65 ilmek. 36 ilmek, 65 ilmek, tekrar 36 ilmek. 3 parçaya böleceğiz örgümüzü. Ön kısım, arka kısım ve ikinci ön. İpim örgünün sol yönünde bir sıra düz örüp bu kısma geldim. İlk önce bu sol tarafını öreceğiz örgüde. Birazcık da eksiltme yapacağız bu kısımda. Artık model örmeyi bırakacağız. Kol kısmından sonra haroşa bandımız olacak. Orta kısımda bir ters bir düz örüp bu kısma da 7 ilmek bant ayarlayacağız tekrar. Kol kısmına yakın 3 ilmek eksilteceğim. Yedi ilmek bandı örüyorum. İki, dört, yedi ilmeği ördüm. Kalan ilmeklerimi bir ters bir düz yapacağım. Bir ters örüyorum, bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum, bir düz örüyorum. Tekrar bir ters bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz.
Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Şişimizde 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz bant ilmeği olacak. Bu kısımda bant ilmeğinden sonraki 2, 4, 6, 8, 9 ilmekte eksiltmeler yapacağız. Tekrar bir tane düz örüyorum. Ters ilmeğe gelince iki tanesini birden şişime alıp ilk eksiltmemi yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir tane ilmek eksiltiyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir ilmek daha. İkisini birlikte alıp eksiltme yaptım. Şişimde 2, 4, 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi haroşa örmek için hepsini ters örüyorum. Ayracıma geldim. Şişimde 33 ilmeğim var. Dönüyorum. İlk 7 ilmeği bant örüyorum. İki, dört, altı, yedi. Bu kısım kol bandımız. Diğer ilmeklerimi bir ters, bir düz örüyorum. Son ilmeğim düz. Yine şişimde 7 ilmek bandım kaldı. Bu şekilde yaka oyuntusu için yeterli yüksekliğe gelene kadar örüyorum. Örgümün ön kısmında 2, 4, 6, 8, 10 çizgi haroşa olana kadar ördüm. Şimdi yaka kısmında bu kısma haroşa sıralar öreceğiz. Ayracımı taktığım 7 ilmeğe kadar banttan sonra bir ters bir düz öreceğim. Geriye kalan ilmeklerimi haroşa örgüye döneceğiz. Yedi ilmek kol bandını örüyorum. İki, dört, yedi. Daha sonra bir ters, bir düz, yedi ilmek daha örüyorum. Şişimde yedi ilmek bant, yedi ilmekte bir ters, bir düz var. 14 ilmeğim var. 14 ilmekten sonra örgünün ön yaka kısmındaki kalan ilmeklerimi haroşa örgüye dönüyorum. 5 çizgi haroşa örgü olana kadar devam edeceğim. Daha sonra kesim yapacağız. Sıralarımı tamamlayıp devam ediyorum. 5 çizgi haroşa örgümü tamamladım. Şimdi örgümüzden yaka kısmı için kesim yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek keseceğiz. Diğer yönde 7 ilmek bandımız, 7 ilmek bu orta kısımdaki bir ters bir düz bölüm ve 2, 4, 6 ilmek de haroşa ilmeği kalacak. Ters yüze dönüyoruz örgünün. Bir tığla kesim yapacağım. Kenar ilmeğime kadar 5 sıra örgümü tamamladım. İlmeklerimi yine sayıp hesapladım. Örgünün sağ yönünde 7 ilmek bandımız, 7 ilmek, bir ters, bir düz bölüm, 2, 4, 6 tane de haroşa ilmeği kalacak.
ayracıma kadar işaret bıraktım buraya ayracımı. Diğer yönde 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmek var. Bu 13 ilmeği bir tığla kesip kapatacağız. Örgünün ters yüzünde kesimimiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki ilmekleri ters örerek kapatıyorum. İki ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de kestim. Ayracımı alıyorum. Kesim yaptığım ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. İlmeklerimi yaka kısmında yeterli yüksekliğe gelene kadar ilmeğim şişimde kesim yaptığım ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğimiz var. 21 ilmekle yaka kısmında yeterli yüksekliğe gelene kadar örüyoruz. Yaka kısmında sıralarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8 çizgi haroşa ördüm. İlik yerini diğer tarafta açacağımız için özellikle önce bu kısmı ördüm. Sıralarını güzel ayarlayabilmek için ilmeklerimi de ilmek tutucuma aldım. Tamamladık bu kısımda örgümüzü. İpimizi arka kısımda ön kısmın bandının hemen altına yanına bağladım. Biraz fazla biraz azıcık fazla iple bağladım. Gerekli olursa bu kısımda kol altında düzeltme yapmak için. Şimdi şişimi de yerleştirdim. İki yöne arka kısımda sağ ve sol yöne 7'şer ilmek bant ekleyeceğiz. 7 ilmek bandı ördükten hemen sonra birer ilmek eksiltme yapacağız. Ön kısımlarda 3'er ilmek eksiltmiştim ama arka kısımda sadece bir ilmek eksiltme yapacağım. 7 ilmek haroşa için örüyorum. İki, dört, yedi ilmeğim oldu. Yedi ilmekten sonra bir ters bir düz örgüye geçmeden önce bir ilmek eksiltme yapacağız. İlmeğimi, iki ilmeğimi hazırlıyorum. Ve ters örgüyle başlıyorum. Diğer yöne düz olarak yansıyacak bandın yanına. Kesimimi yaptım. Kalan ilmeklerimi bir ters bir düz devam edeceğim. Diğer yönde gerekli ilmek kalana kadar örüp tarife devam ediyorum. Bir ters bir düz örerek ayracıma yaklaştım. Ayracıma 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek. Son ördüğüm ilmek ters ilmek. Bir tane de düz ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeği eksiltme yapmak için ikisini birlikte şişime aldım. Birlikte ters ördüm. Bir ilmekte bu yönde eksiltme yaptım arka kısımda. Kalan ilmekleri haroşa için örüyorum. Çeviriyorum örgümü. Yedi ilmek yine haroşa bant öreceğim.
4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 7. Kalan ilmeklerimi bir ters bir düz devam ediyorum. Düz ilmekle başlıyorum, ters ilmek, düz ilmekle başlıyorum, ters ilmek. Diğer yönden belirlemiştik zaten. Yeleğimizin arka bölümünde sağ ve sol yönde 7'şer ilmek bandımız var. İki bandın ortasında kalan ilmeklerimiz bir ters bir düz. 65 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek eksilttik. 63 ilmekle yeterli uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Kendini belli etti. Bir ters bir düz sıram. Tekrar ördüm bir sıra. Devam ediyoruz. Yeleğimizin arka bölümünde ilerledim. Ön kısımda ilk ön parçada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 çizgi haroşamız var. Arka bölümde ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 çizgi haroşa var. 17 çizgi haroşa olunca ilmeklerimi omuz, yaka ve tekrar ikinci omuz olarak ilmeklerimi bölüp iki tane ayraç taktım. Omuz bölümünde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğimiz var. Bu kısımda da 21 ilmeğimiz var. Diğer yönden yine 21 ilmek saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ayracımı taktım. İki ayracımın ortasında kalan bölüm bizim ense kısmımız. Yaka öreceğiz. Bu ilmeklere 5 diş haroşa öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 ilmeğimiz de bu kısımda var. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 3'e bölmüş olduk parçamızı. İlk sıramızı tarif edeceğim. Bandımızı örüyorum. İki, dört, yedi ilmek haroşa ördüm. Devamında yedi ilmek bir ters bir düz öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Ayracıma kadar iki, dört, yedi ilmeğim var. Bu yedi ilmeğimi haroşa örgüye dönüyorum. Omuz örgüsünü bu kısımdaki gibi yaptık. 7 ilmek bant, 7 ilmek bir ters bir düz, 7 ilmek bant. 2 ayracımın ortasında kalan 21 ilmeği de haroşa örgüye dönüyorum. Ayracıma geldim. Ayracımı alıyorum. Diğer şişime takıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek daha haroşa örüyorum. 2, 4, 7 ilmek. Şişimde diğer yöndeki bandım ve ortasında bir ters bir düz ilmeklerim var. Bir ters bir düz ilmek olan İlmeklerim 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bant için.
ters yüzende bu ilmeklerimizi, 7'şer ilmeği bir ters bir düz öreceğiz. Diğer ilmekleri haroşa öreceğiz. Bu arada haroşayı düz ilmekle veya ters ilmekle ördüğünüz fark etmez. Hepsinde de örgünüz oluşacaktır. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. Ense kısmında 5 çizgi haroşa ördük. Bu kısımda ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 çizgi haroşamız var. Ters yüze dönüyorum. Bu omuz kısımlarına bir çizgi haroşa yükseklik vereceğim. 7 ilmeği örüyorum. Daha sonra bir ters bir düz olan örgüme geçiyorum. Yedi ilmek daha haroşa örüyorum. Ayracıma geldim. 21 ilmek ördüm. Dönüyorum tekrar. İlk ilmeğimi alıyorum. 23. çizgi için sol yöne doğru tekrar örüyorum. Ters yüzlerinde ördüğüm zaman ön kısımla eşit bir sıra ve sayım olacak. Tekrar ense kısmına doğru örüyorum. Son sıram, ilmeklerimi kesmiyorum. Ön ve arkayı tığla birleştireceğiz. İğne ile dikiş yapmayacağız. İlmeklerimiz, bu 21 ilmeğimiz şişimizde kalacak. Omuz kısmı için 21 ilmeğimiz, İkisi birlikte örgümüzü tamamladığımız zaman tığla bu kısımda birleştirme yapacağız. İpimi koparmadan orta kısımdaki 21 ilmeği de keseceğim şimdi. Tığımı aldım. Bir tane düğüm yapmak istemediğim için bu kısımdan İpimi aynı hizaya getirmek için ilmek takıyorum. İpimi bir alt sıraya aldım bu şekilde. İlmeklerimi ters örerek ayracıma kadar kapatıyorum. Bir de ben kesme veya kapatmayı aynı şekilde kullanıyorum herhalde. İlmeklerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimi kapatırken herhangi bir tarifim yok. Bu arada örgüyü ben herhangi bir kurstan, hocadan veya bir kimseden öğrenmedim. Düz ve ters ilmeği, bir de örgülerimde kullandığım son ilmek işini annem öğretti. Geriye kalan tüm örgü bilgim normal amatörce bilgi. Herhangi bir okul veya kursda örgü öğrenmiş değilim. Bu yüzden tarifte birazcık zorlanıyorum. İkinci omuz kısmına geldik.
Ayracımı alıyorum artık. Ense kısmındaki ilmekleri kapattım. 21 ilmeğim var. Karşı yönden bir ilmek alarak bu fazla ilmeği bu kısma ekliyorum. Tekrar bir sıra örgümüz var. Bir çizgi haroşa örgümüz var. Bu yüzden öreceğim. Ters yüzden de öreceğim. Düz yüzden de öreceğim. Ters yüzdeyiz. Tabii ki bu arada size de fikir olsun. Örgüye yeni başlayanlar veya bazen yapabilir miyim diye düşünenler, illaki örgü sürekli ördükçe ve dikkat ettikçe öğrenilecek bir şey. Bu bölümde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 çizgi haroşam var. Bu sıramla birlikte bu kısmı da 23 çizgi haroşa yaptık. Son ilmeğimi aldım, döndüm. Bu sırayla birlikte örgümüzü tamamlıyoruz arka kısımdaki. İsterseniz bu bölümdeki yüksekliği daha fazla verebilirsiniz. Ben örgüm küçük olduğu için ipi de koparmak istemedim. Sadece bir sıra, bir çizgi haroşa yapmak istedim yüksekliği. Son ilmeğimi de ördüm. İlmeklerim şişimde kalacak. Kapatma yapmayacağım. Ön kısımda da ilmek olarak bıraktım. İpimi ön kısımda buradan bağlayıp devam edeceğim tarife. Şişimi yerleştirdim. Aynı şişle örmeye devam edeceğim. Şişimin metresi uzun olduğu için herhangi bir ayraç tutucu veya bir şey takmadım bu kısımda ve birleştirmek için biraz ip bıraktım. İki omuzu birleştirmek için bu kısımda da birazcık fazla ip bırakıp ipimi bağladım. Daha sonra az bir dikiş yapacağız bu iplerle bu kısımda. Örgümü ters yüzden belirleyerek gidiyorum ilmeklerimi. İlk ilmeğimi ördüm. 7 ilmekten sonra 3 ilmek eksiltme yapacağız. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 7 ilmek bant belirledik. İlk eksiltme için 2 ilmeği birlikte şişime alıyorum ve ters örüyorum. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeği şişime alıp ikinci eksiltmem için ikisini birlikte ters örüyorum. Bir düz ilmek, devamındaki 2 ilmeği şişime alıp 3. eksiltmemi yapıyorum. Devamındaki ilmekleri bir ters, bir düz devam edeceğim. Ters ilmekle bıraktık. Bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz, bir ters. Bandıma kadar bir ters bir düz olarak örüyorum. Son olarak banttan önceki son ilmeği ters ilmekle bitiriyorum. 2, 4, 7 ilmeğimi
Örmeden önce ilik yeri açacağım. Bir ilk ilmeği ördüm bandımdan. 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Devamında ilik yeri için 2 ilmeği yine şişime alıp ters ördüm. Başka işlem yapmıyorum. 1, 2, 3 ilmeği de örüyorum. Son ilmeğimi örmeden taktım. Döndüm bandımda 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. Şişimde 4 ilmek var. Bir önceki sırada 2 ilmeği birden alarak 1 ilmek eksilttim. İlik yeri için bir tane doluyorum şişime, eksilen ilmeğin yerine kalan 2 ilmeğimi de haraşa örüyorum. Bandım yine 2, 4, 7 ilmek. İlik yerimizi de bu şekilde açtık. Sıralarımı tamamlamadan önce örgümü büyütmek ve ilik yeri hakkında bir bilgi vermek istiyorum örgüye yeni başlayan arkadaşlara. Bu küçük bir yelek. Bir beden büyüğünü örmek istediğinizde modelimiz 11 ilmek ve 1 ilmeğin katlarından oluşuyor. 12 ilmek daha fazla attığınız zaman bu kısımda bir model fazla olur. Yelekte bir beden büyük olur. Kesmeleri de bu yeleğimde ben kol bölümüne yakın bantlardan sonra eksiltmeler yaptım. 3 ilmek eksiltme yaptım bu kısımda. Arkasında da sağ ve sol yönde birer ilmek eksiltme yaptım. Diğer ön kısımda da hemen ters yüzde başlarken yine kol kısmına yakın 3 ilmek eksiltme yaptım. Yeleği büyüttüğünüz zaman bu kısımlarda 5'er tane, arka kısımda 3'er ilmek iki yönde, diğer önde de 5'er ilmek eksiltme yaparsanız birbirine uyumlu olacaktır. İlmekleri çoğalttığınız sürece buradaki kesilen ilmekleri de ikişer ilmek, birer ilmek fazlalaştırabilirsiniz. İlik yerlerini de ilk ilik yerimizi açtık. Kendini belli etti. 5 çizgi haroşa arayla 2 ilmek yeri daha açacağız. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayacağız. Bu kısma kadar öreceğim. Daha sonra burada tarife devam edeceğiz. Yeleğimizde ikinci ön parçadayız. Haroşa sıralarımıza geldik. Ölçü olarak da bu kısımdan yine haroşa çizgileri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane kol bölümünde haroşa çizgim var. 2 tane ilik yerini açtım. Bu sıramda ayracıma kadar ilmekleri haraşa öreceğim. Kenar ilmeğim, devamındaki ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ilmek haraşa ördüm. Ayracımı alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmekte bir ters bir düz örgü yapıyorum. Kalan 7 ilmek bandımı haroşa örüyorum. İlk önde olduğu gibi 5 diş haroşa, 5 çizgi haroşa olana kadar örüyorum. Daha sonra kesim yapacağız. Sıralarımı tamamlayıp devam ediyorum. Sıramızı tamamladık. 3 tane ilik yerimizi açtık. Ayracımı taktığım ilmeklerimi
Hesapladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Bu sağ yönde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz var. Kesim yaptığımız ilmeği de bu kısma ekleyeceğiz. 21 ilmek olacak. Bir tığla ilmeklerimi kapatıyorum. Sonuncu ilmeğimi de kapattım. Ayracımı çıkarıyorum. İlmek kapattığım ilmeği ilave ediyorum. Şişimde yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek var. Omuz sayımız 21 ilmek. Diğer yöndeki sayıya eşitleyip örmeye devam ediyorum. Aynı sayıda örgü olana kadar örmeye devam ediyorum. Sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. İkinci önde de sıralarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 çizgi haroşamız var. İlmeklerimi şişimde bıraktım. Omuz kısımlarını birleştireceğiz. Tek şişle ördüğüm için diğer yönden başlayacağım. İlmek tutucumu çıkarıyorum. Düğme diktiğim ön parçasında başka bir şişi ilmeklerime takacağım. Ters yüz bıraktığımız iplerimiz var. Çeviriyorum. Tığımı aldım. İkisini birlikte örerek omuzları birleştireceğim. Bir ilmek arka bölümden takıyorum. Bir ilmek ön bölümden takıyorum şişime. İkisini birlikte ipimi bu tarafa alayım. İkisini birlikte aldım. Devam edip yine bir arka bölümden bir ön bölümden tığımı alıyorum. Birlikte örüyorum. Eşit sayıda ilmeğimiz var. 20 ve 21 ilmek var. Her iki yönde de birebir ilmeklerimizi ters yüzden bu şekilde alıyoruz ve omuz kısmını birleştiriyoruz. Bantlarımıza geldim. Ve son ilmeklerimizi takıyorum. Bir zincirle tamamladım. Sıkılıyorum ipimi. Omuz kısmını bu şekilde birleştirdik.
Şişlerimi yerleştiriyorum. Diğer omuzda da aynı işlemi yapacağım. Yine ters yüz. Bu yüzden bu ipimiz iptal olacak. Örgüyü bitirdiğimiz iple başlıyoruz. Tekrar göstereyim. Ense kısmındaki ilmeklerimizi kapatmıştık zaten. Yine birer tane ilmek alıyorum. İki şişimden de. Biraz dikkatli yapmak gerekiyor. Daha sonra iki şişimden de birer ilmek alarak ikinci omuzu da birleştiriyorum. Omuz kısmının ilmeklerini birleştirip tarife devam edeceğim. Örgümüzde işlemleri tamamladık. İplerimi de temizledim. Sadece ip bırakmıştım kol altında. Diğer kısımda yaptım ipimi. Buradan bir sıra haroşa birleştirip ipimle tığla bu kısımda açılmayı önlemek istedim. İkinci kısımda da size tarif ederek yapacağım. İpi düz yüze alıyorum. Tığımla ilmeklerden takıyorum. İpimi çekiyorum. Tekrar birinci sıra haroşanın ilmeğinden tekrar takıyorum. Bu kısımdan takacağım. Yapacağımız işlem bu kadar. Ters yüze alıyorum ipimi. Bu kısımda da bir tane zincirle ipimi düğümlüyorum. Ve model kısmına ya da haroşalara ipimi bu şekilde gizleyerek kalanını keseceğim. Son olarak yeleğimin ölçüsünü vermek istiyorum. Düzeltip ölçüsünü vereceğim. Yeleğimin düğmelerini kapattım. Şimdi ölçüsünü vereceğim. Yeleğimin beden uzunluğu 30 santim. Kol altından bu haroşa kısmından itibaren ölçtüğümde 19 santim. Beden genişliği 23 santim. Bu kısımda da 20 santim. 0-6 aya göre bir yelek veya 3-9 aya göre bebeğin bünyesine göre değişebilecek bir yelek. Tarifte de söylediğim gibi bir model daha ekleyerek 12 ilmek daha ekleyerek daha büyüğünü örebilirsiniz. Daha büyük örmek istediğinizde 24 ilmek ekleyebilirsiniz. Kesmeleri de bu kısımda 3'er ilmek, 1'er ilmekti, 2'şer 2'şer çoğaltabilirsiniz eklediğiniz ilmeklere göre. Tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline basmayı unutmayın hanımlar. Kolay gelsin hepinize.